Yakışıklı güzellik uykusunda ya. Bakalım. Dün çalıştırmıştık. Bugün naz yapmadan tek marş diyebilecek mi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tek atış baba, tek atış, tek atış. Egzozumuz delik. Yanıyorsun Fuat abi. Hadi bakalım. Evet, turlamamızı yapıyoruz. Çalışma sistemimizde bir sıkıntı yok. Direksiyonda ufak bir sorun çözdüm. Tahminim o da kronik. Onu da yapacağız. Egzozumuz patlak. Ama sesi güzel. Vites geçişlerimiz de güzel. Daha ne olsun ya? Bir arabadan daha ne beklenebilir ki ya? Koçum kim tutar seni? Evet arkadaşlar, göğüs kısmımızı da aldık. Bu araçlarda silecek motorlarının kontrol mekanizması, elektrik tesisatının mekanizması aynı noktada. Ama tampon torpido bölümü direktman araca bağlantılı olduğu için bu bölümü söktükten sonra ancak onlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi silecek motorlarını gözden geçireceğiz. Bir de şu parçalar çok tehlikeli. Yine fiber ya, çıkarırken dikkat etmeniz gereken 4 tane içten kelebek olarak, yani kelebek somun dedikleri şu şekilde kelebeklerle 5 noktadan tutuyor. Sökerken dikkat edin, alttaki bağlantı noktasından girip oradan sökebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Bunu da söktük. Yalnız işin kötü tarafı, elektrik bağlantısını soketli yapmamışlar. Mecburen şimdi kabloların tek tek fotoğrafını çekeceğiz. Neyin nereden çıktığını görebilmek adına, bir daha hata yapmamak için onları da elden geçireceğiz. Anadolu candır ya. Söküm işlemimiz başladı. Hadi bakalım. Hadi iyi seyirler. Kilometremizde yeni arabamız diyoruz. Kimse inanmıyor bize. 0 kilometre arabamız var diyoruz. İnanmıyorlar abi.
Ön göğsü söktük, gösterge panellerini söktük. Şimdi sıra geldi menteşe grubumuza. Menteşe gruplarımız bayağı kötü durumda gördüğünüz gibi. Şimdi onları sökeceğiz güzelce, elma sirkesine yatıracağız, benzine yatıracağız birkaç kere. Onların temizliklerini yaptığımız zaman güzelce olacak. Bu menteşe kısımları içten sabit vidalı değil, bilginiz Orkun, arkadan vidaları var. Sökerken arkadan anahtarla da tutmanız gerekiyor. O da size bir kolaylık olsun, videoda bulunsun istedim. Ama bunları sökerken önce buradaki menteşeleri alın. Yani menteşeyi kapıya ayırın, sonra şasedeki menteşeyi sökün. O zaman daha rahat hareket edersiniz. Ben biraz tırmaladım, kenarlarını çizdim biraz ama Faruk Usta çözecek onları. Hadi bakalım, devam. Tırmalamaya devam. Şimdi sıra geliyor şase ile motoru birbirinden ayırmaya. Kupayı alacağız yerinden. Kalifer sistemimiz var, radyatörümüz var, fren merkezimiz var. Onları sökeceğiz. Aramızda bağlantılar, hepsini aldık. Bir tek radyatörümüzü söktük. Şimdi elektrik tesisatımız, debriyaj, o kısımları alacağız. Ondan sonra kupa komple boşa çıkmış olacak. Kupayı kenara aldık mı, alt takımı rahatlıkla görüp, motoru rahatlıkla görüp hepsini birlikte düzgün onarabileceğiz. Şimdi bir konuda bir tavsiyem olacak. Çıkan parçaların durumunu görüyorsunuz. Vidaların yağ lekeleri, paslılık bilmem ne. Bu konuda birebir bir ilaç var, bilginiz olsun. Elma sirkesi. Diğer topladığım araçta da bu sistemi kullanmıştım. Bunda da kullanıyorum. İçine yatırdığınız zaman bakın vidanın geldiği hali görüyor musunuz? Tertemiz hale getiriyor. Sonra biraz zımpara ve fırçalamayla iyice temizlemiş oluyorsunuz. Bakın. Bütün pisliğini akıtıyor. Yalnız sirke de atıyorum, bir gün bekleteceksiniz. Komple bütün parça sirkenin içine girmiş olacak. Ardından suyla yıkayıp ondan sonra zımparaya geçin. Asit üzerinde kalırsa dışarıda korozyona neden olabiliyor. Bunlar havalandırmaların ızgaları, bakın nasıl renkleri açıldı. Şimdi bunları hafifçe sildiğimiz zaman su zımparasıyla tertemiz bir hale gelecek. Biliyorsunuz bunlar bulunabilen parçalar değil. Aynı şekilde menteşelerimiz de ilk boyaya kadar indik şu anda. Biraz daha yatsınlar. Bu elma sirkesi unutmayın, aklınızda olsun. Fazla pahalı da bir şey değil. Evet, söküm işlemine devam. Kupayı ayırana kadar devam edeceğiz. Anadolu candır, uğraştırır. Eski araba uğraştırır ama keyif verir ya. Keyif almasını bilene tabii ki. Kornamız mornamız, elektrik tesisatımız da ortaya çıktı. Devam saldırıya. Kupayı birbirinden ayırdık.
Bütün bağlantıları söktük. Şimdi arka tarafta 4 tane vidamız var. Bunlara biraz BD40 sıktık. Onların yumuşamasını bekleyeceğiz. Direksiyon miline kadar çektik aldık. Ondan sonra kupa bizimdir. Şaftımızda boşluk falan yok. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Hadi bakalım saldırıya devam. Menteşelerinin çıkarılması aklınızda olsun. Önce yerindeyken kapıları sökün, sonra menteşeleri alın. Öyle daha pratik oluyor. Baksanıza yediği korozyonu. Ama kurtuluşu yok. Onları da söktük. Kupamızı boşa aldık. Kupamızın altı noktadan bağlantısını çıkardık. Şu an kupa boşta. 4 tane sağlam fedayı bulduğumuzda kupayı da yerinden ayıracağız. Ondan sonra rahat rahat fibercimiz ayrı, kaportajımız ayrı, motorcumuz ayrı çalışabileceğiz bölüm bölüm. Şaftımızda boşluk yok. Kontrol ettim, bu sevindirici bir haber. Yağ sızmaları standart zaten, keçelerini değiştireceğiz bunun. O sorunu da ortadan kaldıracağız. Neyse, zeminimizde fazla çürük yok Allah'tan. Kaportamızda da yok. Burada kromlarımızı aldık. Bu bölgede de fazla çalışmalık bir işimiz yok. Hatlarımız keskin. Biraz şurada hatları macunlamışlar sonradan. Onu da şimdi kazıyacağız. O da güzelce şekle çıkacak. Evet, söküm işlemimiz böyle. Hadi bakalım. İyi seyirler. Anadolu toplayacak arkadaşlar. Altı üstü bir kapı deyip sakın küçümsemeyin. İçinden çıkanlar bunlar. Ama işin bir güzel yönü var. Allah'tan iki tek kapılı bu araba da. Fazladan uğraşmayacağız. Canımı okudu ya. Ama çıkardık detayları problemsiz olarak. Bunları çıkarmasaydık şu iç yüzey detayları doğru alamazdık. Bunu kumlamaya götüreceğiz. Bu parça bulunan bir şey değil. Camın dış çerçevesi. O yüzden mecburduk. İşte boyacı Faruk ustamız biraz size kızacak ama yapacak bir şey yok. İşin temiz çıkması için mecburuz. Yoksa kapı kenarları gerçekten yapılan işi gösteriyor. Yoksa bu yüzeyde oturma yapmadığı zaman bu sefer bayağı sorun yaşatabiliyor insana. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta artık bundan sonraki çalışmalar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Yeni aboneler istiyoruz. Yeni aboneler.